mermerden geldiğini biliyor muydunuz? Peki ya mermerin bu ismi Marmara Adası'ndan aldığını? Hatta Türkiye'nin mermer rezervinin %15'inin Marmara Adası'nda bulunduğunu? Ekonomisi mermere ve turizme dayanan Marmara Adaların Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'la çevre yaklaşımlarını, hayata geçirdikleri projeleri ve adaların yenilenen yüzünü Eko Gündem'de konuşuyoruz. Balıkesir, Tekirdağ ve İstanbul arasında yer alan bu üç şehirden de ulaşımın olduğu küçük zannedilen aksine kocaman bir adadan söz edeceğiz sizlere. Madenciliğe dayanan ekonomisiyle pek çok şehri ardında bırakan, kışın sakin ve huzurlu, yazın 100.000'i aşan nüfusuyla İstanbul'un yanı başındaki tatil merkezi olarak anılan, son dönemde kabuk değiştirip yenilenen Marmara Adası'ndan. Ekinlik, Avşa ve Marmara Adaları'ndan oluşan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'a kulak verip adada yaşamı en yetkili isimden dinleyeceğiz. Marmara Adası dediği zaman insanların İstanbul'daki adaları düşünerek küçük bir ada olduğunu, işte araç var mı yok mu gibi bir düşüncede biz de geldiğim zaman o düşüncelerde geldik. Fakat Marmara Adası toplam 3 adanın toplamı 113 km² olup Marmara'nın Saraylardan bir uçtan bir uca 30 kilometre karayolu olan koskocaman büyük bir ada. 20 yılı aşkın süre önce iş için adaya gelen Sürmeneli Başkan artık adalı oluyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü mezunuyum. Bir mühendis olarak Marmara Adası Saraylar beldesine özel bir firmaya mühendis olarak gelip göreve başladım. Yani geçmişimiz 21 yıl önceye dayanıyor. Tabii ada bizim bir vatanımız oldu, memleketimiz oldu. Marmara adının mermerden geldiğini biliyor muydunuz? Peki ya mermerin bu ismi Marmara Adası'ndan aldığını? Hatta ve hatta Türkiye'deki mermer rezervinin %15'inin adada bulunduğunu? Marmara mermeri Saraylar beldesinde artık şu anda mahallesi diyelim Saraylar yöresinde çıkıyor. Dünyanın en büyük mermer rezervine sahip ikinci bir yer. Yaklaşık 2500 yıldan beri Saraylar'da mermer üretimi yapılmakta. Dünyada, Türkiye'deki camilere, medreselere, kiliselere, hanlara, hamamlara Marmara Saraylar'dan çıkan mermer işlenerek gitmiştir. Yani tarihe adını vermiş. Bize de bu adalarda yaşamak nasip oldu. Adada madencilik sektörünün son 21 yıllık seyrine şahitlik eden başkan, makina sektörünün hızlı gelişiminin mermer sektöründe değişim yarattığını, artık çevreye daha duyarlı bir üretim yapıldığını söylüyor. Bundan 21 yıl önceki çalışma sistemiyle şimdiki bir değil. Mermer sektöründe de modern makineler, araç gereçler üretilmeye ve mermercinin kullanımına sunulmaya başlandığı zaman ocakçı da kendine düşen görevi yapmaya başladı. Kurulan fabrikalarda %95'inde belki de %100 oldu. Hepsi arıtma tesislerini kurdu. Çevreye daha duyarlı bir fabrika olmaya başladılar. Çevreye daha duyarlı bir ocak olmaya başladık. Süleyman Aksoy önce Sarayların belediye başkanlığını yapıyor. Ardından 3 adanın toplamından oluşan Marmara Adalar Belediyesi'nin. Başkan görev süresinde yaşanan değişimi şöyle anlatıyor. Sarayların eski belediye başkanı. Geldik, burada kanalizasyon altyapıyı tamamıyla bitirdik. Denize 1 gram fosektip kanalizasyon akmıyor. Bunu burada çok şükür bitirdik. Göreve geldik, Topağaç mahallemizde başladık. Tabii bu Marmara'da da olacak. Ama benim göreve geldiğim zaman benim vermiş olduğum bir söz vardı. Kanalizasyonunuzu yapacağız, yolunuzu, izinizi, suyunuzu yapacağız. Adayı farklı bir konuma getireceğiz. Adada projelerin hayata geçirilmesinde başkanın en büyük destekçisi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oluyor. Biz bu işleri yaparken her zaman diyorum, bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur abimizin adaya göstermiş olduğu yakınlıktan, sevgiden dolayı adaya karşı çok büyük önem veriyor. Kendisine sizin kanalınız aracıyla tekrar teşekkür ediyorum. Kanalizasyonun tamamlanmasının ardından çevre düzenlemeleri hız kazanıyor. Balıkçı barınağının taşınması ve yolcu bekleme salonu öncelikler arasında yer alıyor. Su ürünleri kooperatifine bir yer yapıyoruz. Onları oraya taşıdıktan sonra oradaki Çınarlı limanımıza da sandalları, kayıklarını çektikten sonra güzel bir yürüyüş alanları. Bir de bizim en büyük ulaşımız deniz. Yani her gün düzenli saat 6:45'te kalkan bir gemimiz var. İlk seferimiz. Bununla ilgili Marmara merkezde çok modern, çok güzel, Marmara mermerini ön plana çıkarar böyle bir saray yavrusu gibi bir bekleme salonu yapıyoruz. Özellikle Avşa'da turizmde standardın yükseltilmesi hedefleniyor. Artan turist yapısı ulaşım sorununun çözülmesini sağlıyor. Çocuklar için parklar, bahçeler, gençler için halı sahalar yapılıyor. Ulaşımda sıkıntı çekiyorduk ama çok şükür bu sene deniz otobüsünü de çoğalttık. Büyükşehir olarak yeni başlattık. İkincisini şimdi aldık. Deniz taksi dediğimiz devamlı bir 32 kişilik bir deniz taksimiz var. Kooperatif gemilerini anlaştık. Bursa Büyükşehir'le deniz otobüsüyle konuştuk, anlaştık. Marmara Spor var, Avşa Spor var. 2 tane futbol takım var, top oynayacak sahaları yok. Şu anda Marmara merkezde, Avşa merkezde ve Yiğitler'de 4 tane pırıl pırıl halı saha yaptık. Belediye Başkanı Süleyman Aksoy herkesi Marmara Adası'na davet ederek sözlerini noktalıyor. İstanbul'da, Maltepe'de, Gürpınar'da, Ataköy'de, Yenikapı'daki sahil bantlarının dolgu alanları var. Herkesin dikkatini çekiyordu. O dolgu alanlarının ham maddesi saraylardaki atık mermerlerden oluyor. Biz doğayı kolladığımız kadar atık malzememizin de ekonomiye yararlı olmasının için çalışıyoruz. 3 tane adamız var. Biz bütün vatandaşlarımıza diyoruz ki tertemiz, güler yüzlü, denizle iç içe, kumla iç içe olan bir yer istiyorsan biz Marmara Adalarına herkesi bekliyoruz. Çünkü adada yaşamak ayrıcalıktır.